Evrimcilerin itirafları. Şimdiye kadar hiç kimsenin makro mütasyonlar yoluyla yeni bir tür ya da cins üretemediği bir gerçektir. Seçilmiş mikro mütasyonlar yoluyla dahi tek bir tür bile oluşturulamadığı da doğrudur. En iyi bilinen Drosophila meyve sineği gibi organizmalarda bile sayısız mütasyon bilinmektedir. Eğer herhangi bir organizma üzerinde bu binlerce mütasyonun bir kombinasyonunu yapabilseydik, yine de doğada bulunan herhangi bir türle benzerlik gösteren bir tür üretemezdik. Birçok bilim adamı ve teknoloji uzmanının Darwin teorisine dilleriyle hizmet ediyor olmalarının tek nedeninin bu teorinin bir yaratıcı olduğunu reddetmesi olduğunu kabul etmek zorundayız. Hala ön yargısız olursak şöyle düşünüyorum. Bitkilerin fosil kayıtları özel yaratılışın lehinde görünüyor. Bir orkidenin, bir su mercimeğinin ve bir palmiyenin aynı atadan gelmiş olmalarını aklınız alıyor mu? Üstelik bu tahmin için herhangi bir kanıtımız yokken. Evrimciler bir cevap vermek için hazırlanmalı. Ama bence çoğu tartışma başlamadan bitecek. En basit olarak kabul ettiğimiz hücrenin içindeki fizyokimyasal organizasyonun detaylarını kavramak bizim kapasitemizi aşmaktadır.